Merhaba, Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda özellikle erkek bebeklerinin yeleklerine, hırkalarına çok yakışacağını düşündüğüm gayet de örmesi kolay, zevkli bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz iki renkli, dilerseniz tek renkli veya dilerseniz çok renkli bu deseni çalışabilirsiniz. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar desenimiz altı ve katları üzerine oturacak. Ben bu şekilde 5 sıra bir haroşa lastik çalıştım. Kenardaki 6 ilmeğimizi kenar pat olarak değerlendirip kalan ilmeklerimizin üzerine desenimizi yerleştireceğiz. Hemen 7. ilmeğimizin altına beyaz ipimizi bağlayalım ve başlayalım. Evet, ipimizi 7. ilmeğin altına bağladık ve evvela kenar patı ilmeklerini örerek başlayalım. Şimdi 6 tane ilmeğim önden arkadan sürekli düz örülerek kenar patı için haroşa elde edeceğiz arkadaşlar. Eğer bir yelek örüyorsanız burayı tabi size bırakıyorum. Dilediğiniz lastiği çalışabilirsiniz. Ben size anlatımı yaparken en kolay şekliyle ve daha çok bebek yeleklerinde bu haroşa tercih edildiği için bu şekilde anlatıyorum. Şimdi 6 tane ilmeğimizi ördük ve mavi ipimizi bırakıyorum. Beyaz ipimizi bakın şu şekilde mavi ip üzerinden atlatarak elime alıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği beyaz ipimle örüyorum. 1 tane ilmek örmeden alıyorum. Düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. 1 ilmek alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. 1 ilmek alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 1 ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 1 ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 1 ilmek aldım. Son ilmeğimi ters ördüm. Evet arkadaşlar, şimdi burada yaptığımız örgümüzün ön tarafından birinci sırada 5 ilmek düz ördük. 1 ilmek mavi ilmeği örmeden sıramızın sonuna kadar ördük. Örgümüzün arka tarafında ikinci sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden alıp ipi kendi tarafıma çekiyorum. Mavi ilmeği şişimi alıp beyaz ilmeklerimi ters örüyorum. Mavi ilmeği şişimi alıyorum örmeden. Beyaz ilmeklerimi ters örüyorum. Mavi ilmeği aldım. Beyaz ilmeklerimi ters örüyorum. Ve mavi ilmeği aldım. Beyaz ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar desenli kısmımızın örgüsünü tamamlayalım. İp kendi tarafımızda ve ilmeklerimiz arka tarafta. Örgümüzün arka tarafındayız ve ters örüyoruz. Evet, son beşli ilmeğim. Evet, beyaz ipimi bırakıyorum. Mavi ipimi alıyorum. Beyaz ipimin üzerinden atlatıp bakın şu şekilde mutlaka atlatmanız gerekiyor. Birbirini sarması gerekiyor bu şekilde ve ipi alta verip 6 tane ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Kenarlarda tırtıklı çıksın diye düz örüyorum arkadaşlar. Örgümün ön tarafındayım. Evet, bakın desenimiz şimdi çıkmaya başlayacak. Yine 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. Mavi ipimi bırakıp tekrar beyaz ipimi elime alıyorum. Ve mavi ipin üzerinden bakın yine birbirine sararak elime aldım. Şimdi 5 tane ilmeğimiz var. İpi kendi tarafıma çekiyorum. Bu 5 tane beyaz ilmeğimi ters örüyorum. Ve buraya bir sıra haroşa düşmesini sağlıyorum. Şimdi beyaz ilmeklerimi ördükten sonra mavi ilmeğimi artık bir kere olsun düz örüyorum. Şimdi 5 ters. Mavi ilmeğim düz. 5 ters. Mavi ilmek düz ve tekrar 5 ters. Mavi ilmek düz şeklinde sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi örüyorum. Bu sırada artık bütün ilmeklerimizi örmüş olduk.
Evet. 5 ters mavi ilmek düz ve son ilmeğim dikişe gidecek ilmeğim ters. Evet. Şimdi arkadaşlar örgümüzün arka tarafından bütün beyaz ilmeklerimi mavi ilmeklere kadar ters örüyorum. Ve beyaz ipimizi artık 4. sırayı tamamlayıp desenimizi tamamlamış olacağız. Bir üst sırayı mavi öreceğiz ve desenimizi kaydıracağız. Şimdi ben mavi ilmeklere kadar desenimi ilmeklerimi pardon ters örüyorum ve tekrar geliyoruz. Örelim arkadaşlar. İlmeklerimin hepsini ters ördüm. Beyaz olarak bırakıyorum beyazı. Mavi ipimi elime alıp üzerinden beyaz ipin üzerinden atlatıp ve kalan 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, ilmeğimizi sıkıştıralım. Bakın arkadaşlar beyaz ipimizi desenimiz bitti. Şimdi mavi ipimizle öreceğiz bu desenimizi tekrar. Yalnız burada yapmamız gereken ilmeklerimizi kaydıracağız. Şuradaki desenlerimizi tam buradaki 3. ilmeğin olduğu noktada getireceğiz. O yüzden şuradan saydığımız zaman 2 tane ördükten sonra 3. ilmeğimizi örmeden alacağız. Hemen yapalım. Şimdi evvela 6 tane ilmeğimi örüyorum. Düz olarak örgümün ön tarafında ikinci desenimizin ilk sırasını yapıyoruz. Hemen 1 2 tane ördüm. Bakın 3. ilmeği örmeden aldım. Tekrar 1 2 3 4 5 tane ördüm. İlmeği aldım. 1 2 3 4 5 tane ördüm. İlmeği aldım. Tekrar 1 2 3 4 5 tane ördüm ve ilmeği aldım. Sıranın sonuna kadar 3 4 5 bu şekilde örgümüzü takip ediyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken 1. 2. 1. 3. 5. gibi sıraları ilk başladığımız gibi buradaki gibi 2. 4. 6. sıraları da şimdi ördüğümüz gibi örerseniz deseniniz kesinlikle kaymaz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi aldım ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Desenimizin örülüşü aynı. Sadece dikkat etmeniz gereken ilk başlangıçtaki 1. sırayla 2. sırayı her sırada yani 1'de, 3'te, 5'te 1. sırayı uygulamanız gerekecek. 2, 4, 6. gibi sıralarda yani çift sıralarda da şu an ördüğümüz gibi uygulamanız gerekecek. Şimdi örgümün arka tarafındayım. 2. sıramızdayız. Mavi ilmeklerimi ters örüyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden şişmalıyorum. Mavi ilmeklerimi ters örüyorum. Beyaz ilmeği aldım. Mavileri ters örüyorum. İlmeği aldım. Mavileri ters örüyorum. İlmeği aldım. Mavileri ters örüyorum. Beyaz ilmeği aldım. Mavileri ters örüyorum. 5 tane. Beyaz ilmeği örüyorum. Alıyorum. Pardon. 2 tane ilmeğimiz var burada biliyorsunuz. Bunun ikisini ters ördüm. Kalan 6 ilmeğimizi düz örerek kenar batığı ilmeklerimizi örüp 2. sırayı da bitirmiş oluyoruz. Evet. Bakın. Desenimiz kaydı burada. Şimdi ne yapıyoruz? Evvela 6 tane kenar batı ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi arkadaşlar mavileri ters örüyoruz. 2 tane ters ördüm. İpi alta verip beyaz ilmeğimi düz örüyorum. 5 ters. Beyaz ilmeğim düz. 5 ters. 5 ters. Örgümüzün 3. sırası ön tarafındayız. Beyaz ilmeğim düz. 5 ters. Beyaz ilmeğim düz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi mavileri ters örüp beyaz ilmekleri düz örüp 3. sıramızı tamamlıyoruz.
ve maviler ters. Evet arkadaşlar, bakın ikinci sıramız da bu şekilde çıkıyor ve mavi ipimizle artık son sıramız. Son 6 ilmek hariç desenli kısmı ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. 6 ilmeğimizi düz örüp kenar patında ördükten sonra mavi ipimizle desenimizi de bitirmiş oluyoruz. Şu ana kadar 4 beyaz, 4 de mavi sırası ördük. Şimdi ben size tekrar beyazla ilk birinci sıranın başlangıcını yapacağım. O yüzden örgümüzün ön tarafında buluşalım. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar beyaz ipimizle buradaki desenimizin uygulamasını başlayacağız. Hemen burayı da ufak bir anlatım yapıp daha sonra ben bir miktar örüp geleceğim yine. Şimdi 2, 4, 5, 6 tane ördüm. Mavi ipimi bırakıyorum. Bakın hemen 3. sıramız olduğu için bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 tane örüp şu ipimi sıkılayıp bir tane alıyorum. Bu aldığımız ilmek alt sırada bakın şurayı takip etmesi gerekiyor. Beyaz ilmeklerde aynı şekilde ördüğümüz zaman buradaki 3. ilmeği takip etmesi gerekiyor ve şuradaki ilmekleri. Yani burada eğer dikkat etmeniz gereken nokta 1. sırayı, 3. sırayı, 5. sırayı ilk videonun başındaki gibi oraya çekip örerseniz ve 2, 4, 6 gibi sırada da yine burayı ördüğümüz gibi örerseniz video o kısma çekip hatasız bir örgü örersiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir tane aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir tane aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir tane aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bakın takip ediyor. 1 ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir tane aldım ve sonuncu ilmeğimi ters ördüm. Burada arkadaşlar biz sizinle 6 yani 5, 1, 5, 1 şeklinde çalışıyoruz. Ama bunu tek sayı olmak üzere 3, 1, şu an 5, 1 çalışıyoruz. 7, 1, 9, 1 gibi de çalışabilirsiniz. Her ilmeği büyüttükçe şuradaki mesafeler açılacaktır. Ama en güzeli 5'li olan arkadaşlar. Şimdi ben örgümü bir miktar örüyorum ve tekrar sizinle buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, bakın desenimiz bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Gayet kolay ve güzel bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Örgümüzün arka tarafı da bu şekilde. İp atlatmalarımıza dikkat edelim. Biz bunun pudra ve beyaz olarak da şuradaki ilmeklerin üst üste gelen olanı çalışmıştık. Biraz aşağıda o videomuzda olmazsa ben açıklamaya da linkini ekleyeyim. Dilerseniz onu da örebilirsiniz. Aynı sistemle ördüğümüz, yalnız düz her sırada şu şekiller çıkıyor. Onu da ben ekleyeyim. Onu da örebilirsiniz isterseniz. Evet. Desenimiz bu şekilde arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.